Melody'ye hoş geldiniz. Daha canlı. Melody'ye hoş geldiniz. Benim gibi yap. Melody'ye hoş geldiniz. Melody'ye hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki daha öncesinde TBT çekerken Ozan bana bol 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 gömmüştü yorum yaparken ve ben demiştim ki o zaman da meydan okuyorum, Ozan Tuğran o fotoğrafları buraya getirecek. Ozancığım üşenmedi, onu oradan götürmeye çalışma. Ozancığım üşenmedi, Anıl'dan fotoğraflarını getirdi. Çünkü neden? Söz namustur. Değil mi Ozancığım? Evet ama yani çok ne bileyim hani bu tam yüzümün şekillenmeye yakın zamanlarını seçtin yani olmaz ki. Çılgınca eğlenceliniz bir TBT hemen başlıyor. Evet şimdi ben öncelikle Ozan'ın bu ben çocuğuma bir çikolata getiremeyecek miyim adlı fotoğrafına bayıldım. O zaman sabunu çok kaçırmış. Kafamız nasıl böyle var? Şey gibi olmuş. Anne bir bırak ya, yürümeyin oraya oğlum, tutmayın beni. Diye aslında sadece duş alıyor. Ama gördüğünüz gibi çok tontiş bir çocukluğu var. Bakayım. Gözlerin hiç değişmemiş. Biliyor musun insanların göz bebekleri doğduğu günden ölene kadar aynı boyutta kalıyormuş. Yani. Buradan da bu bilgiyi de verdim. Burada devamında önündeki kol şişesiyle yine aynı efkara sahip. Hani yalnız, biraz önceki... O zaman da göbeğim var. Göbeği hiç değişmemiş. Burada mesela işte ben çocuğuma bir çikolata götüremeyecek miyimden sonra bu fotoğrafta da şey böyle çok dertli. Gördüğünüz gibi kolayı almış önüne. Ya ne alakası var? Çadırdayız işte görüyorsun denizde yüzmüşüz falan filan. Ama yine şey ifadesi var suratında böyle. Ondan buna geçecek ne yaptım ben ya? Biliyorsun uzun tatili sevmiyorum yani. Ozan tatil sevmiyor. Demek ki bir hafta falan kalmışsak herhalde. Sıkılmışım artık yani. Ne biçim bir şey falan diyor. Ya bu ilkokul işte yani o zaman... O zaman çok efendiymiş, takım elbiseyle geziyormuş. Burada milletvekiliyim ben 23 Nisan etkinlikleri için. Ha sen milletvekili mi? Tabii Balıkesir milletvekili Mehmet Emin Bey. Niye Balıkesir? Ne bileyim o düştü bana. Herkese bir şey düştü. Sana, burada da Ozan'ın bence ilk bayramı var. Yani şu oturuştaki asalete bakın. Ben PlayStation oynuyormuşum gibi hissettim orada ama. Normalde böyle durduğu zamanlarda PlayStation oynuyor ama o zamanlar bayram ziyaretleri falan gibi bir şeyler aldık. Orada bulunmaktan da hiç mutlu değil. Suratında şöyle bir ifade var. Abi baksana her tarafta yorganlar falan var. Bayram sanırım yeni uyanmış. Böyle uyuyordum ben pantolon gömlek falan sabah hazır olmak. Bir şey söyleyeceğim halının altında halı mı var resimde? Soğuktu biraz. Adana. Adana zaten. Kışları biraz sert geçiyor. Çok çok yani. Kar falan yağıyordu. 20 derecenin altında inmiyor yani. Biraz yüksekte oturuyordum. Ay şimdi bundan sonrası daha da keyifli. Burada böyle hızlı geçtim o yüzden. Ozan sen turizm otel mezunusun lise. Turizm otelcilik. Otel, çok pardon. Turizm otelcilik. Hem lise hem üniversite. Evet. Bu da Ozan'ın en turizmci zamanları. O zamanlar bak arkada Avant diye not almış. Neresi olduğunu unutmak istemiyor çünkü. Bunlar peki lise mi üniversite mi? Bunlar lise stajı. Şurada dondurma çalmıştık şeyden mutfaktan. Tamam. Yüzündeki ifadeden dondurma çaldığımı görebiliriz mi? Hayır ağzımı açtım. Taşıya sokuyordum ya. Allah Allah. İşte o zamanlar bu dijital makineler olmadığı için. Bu gençlik hep onun şeyi. Kurbanı. Dijital makinede bakıyorsun fotoğrafa diyorsun ki ya tamam oğlum stil tekrar yapamayız. 36 poz var. Ne denk gelirse. Ozan lisedeyken bu da gördüğünüz gibi ne kadar gururlu. Böyle durmuş. Tamam. Yanındaki Aziz'i tanıyorum ben. Şu an bambaşka biri, onu söyleyeyim. Şimdi lise dönemime dönersek, bana burada yani şehir olarak herhangi bir şey söylemen çok büyük haksızlık olur. Bütün arkadaşlarım da bilir ki okulun en popülerlerinden biri bendim yani. Okul takımındaydım falan yani. Yani şu tiple, anladın mı? Kız arkadaşlarım falan vardı yani. Ya olacak tabii, olmayacak. Ama genele göre daha fazlaydı. Yani genel ne kadar kötüyse artık yani. Ki o zaman 11A'da, 11A sınıfı mezuniyet hatırası 18 Nisan 2003 Cuma günü ve Ozan kırmızı, siyah kazağını giymeye devam ediyor. Yaşım çıktı ortaya. Ozan yine bu iyi fotoğraflarından ama. Yani benim ya, elimde şu an daha beterleri abi, var. Benim çünkü. Kötü fotoğrafım yok ki. Ben geçen haftada söyledim yani. Benim kötü fotoğrafım yok. Ben bütün hepsinde yakışıklıyım. Yani birazcık işte kaşlarım bitmiyor. Başladığı yerden sonuna kadar tek bir tane var. Frida Kahlo'ya özendiği dönem. Kazağın altına kumaş pantolon giymişim. Ayakkabılar da babam herhalde.
Onun dışında yakışıklıyım yani. Şimdi bu arada şu an bir şey açıklamak istiyorum. Selfie'yi dünyada ilk bulan kişi Ozan'dır. Ve bunu bildiğiniz 36 pozluk makinelerle yaptı. Tutturamamışız. Yarısı girmemiş mesela evet. Mahmut'un. Mesela şu arkadaşını çok zorlanmış. O kırışmış bile. Nereye gidiyoruz? Falan. Kendimi ortaya alarak. Bu arkadaşına çok fotoğrafım var. Hatırladığım kadarıyla. Ha, o kral. Adı kral yani. Vay. Adı kral olan kimse duymamış. Kral olan. Gerçekten adı kral mı? Evet, gerçekten adı kral. Vay be. Durmuş kral hatta. Durmuş kral. Kımıldamıyor. Durmuş saat gibi yani. Durmuş kral çok iyi. Günde iki kere doğruyu gösteriyor falan. Durmuş kral. Bu gerçekten ama şu an en sevdiğim bölümdeyiz. Ozan'ın Özlem Manavgat adlı fotoğrafçıda. Hazır mıyız? Türk metoduna hazır mı bilmiyorum. Taram. Ozan'ın en kalpli böyle sevgi dolu ama suratında şey ifadesi yok mu? Beni buraya kim koydu ya? Ya biz işe başlayacağız. Dediler ki vesikalık... Böyle durur musun? Vesikalık lazım. Oraya bak, oraya bak. Bir tane de büyük verdiler bize. Adam altına da kalp koymuş. Ne yapayım şimdi yani? Abi bunun kalp size mi verdiğim? Abi senden çok hoşlanmış. Ne kalp gidiyor, kalp. Ne kadar manasız değil mi şu kalpler? Bir de şöyle tweet'i falan koysaymış tam oldu. Ozan'ın saçlarındaki jölenin farkındasınızdır herhalde. Bakın ara ara jöleleri. Artık saçının dibi gözüküyor jöleden. Bu ne için peki? Yani bunun hedefi ne? Bunun hayattaki hedefi ne? O da yine bir vesikalık kurban. Sanki aramıza biri girmiş gibi olmadım böyle. Ya bu şey işte. Ozan'ın ikisi ya. İşe başlayacaktım yine. Nerede olduğunu bilmiyorum ki üstümdeki kıyafeti niye giydim onu da bilmiyorum yani. Sonra böyle çektirdim. Bizim Adana'da bir huy var yani. İlla vesikalık çekince bir tane büyük veriyorlar. Vesikalığın bir de çok manasız değil mi ya? Yani şu saçımın önünde bir şey var, bir sarı bir şey var bak. O kamera hatası falan herhalde. Normalde yok öyle bir şey ya. Bakayım. Yokmuş. Ama gördüğünüz gibi Ozan o zaman başka biriymiş. Yani artık şey diyebilir, şimdi gel de gör beni, bambaşka biri diyebilirsin. Ya sakalsız, şimdi kessem, şimdi sakalı kessem kötü durur yani. Peki bir şey söyleyeceğim, sen kime meydan okuyorsun? Ya ben kime meydan okuyorum biliyor musun? Aslında ben Selin'i çok merak ediyorum. Selin'i mi merak ediyorum? Selin küçükken nasıl bir şeymiş? Nasıl bir şey? Neye benziyormuş? Evet Selin Sezgin. Sana buradan meydan okuyorum. Eğer ki yüreğin varsa gelir burada fotoğraflarını gösterirsin. Küçüklük fotoğrafları, ergenlik fotoğrafları, gençlik fotoğrafları hepsi. Hani yaşlı değilsin de gençlik dedim yanlış anlama. Getir burada göster. Bütün kamuoyu öğrensin. Sen daha önce neydin? Ya sen kaç milyon ya? Sen kaç milyar? Neyse yani sonuç olarak bu bir özgüven ne bileyim bir nasıl derler cesaret örneği yani bu. Eğer gelip burada bunu gösterebilirsen bravo diyebilirim sana. Bakalım Selin'den ne cevap gelecek? Ozan sanmıyorum dedi. Ben yapar diye düşünüyorum ya. Bakacağız artık. O zaman bir dahaki TBT'de görüşmek üzere diyorum. Ama önce hemen ne yapıyoruz? Hemen. Hadi şunu öğren artık. Şu. Hadi 3 deyince bir daha. 1, 2, 3. Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan bize abone oluyorsunuz. Aynı zamanda hemen buradan ol. Abone oluyorsunuz. Abone olun. Böyle TV abone olmak çok önemli çünkü. Bir şey söyleyeyim. Abone olmayan adam buraya gelmesin arkadaş. Çok gaza geldim ya. Çok oldu. Çok nereye gidiyordun? Ne bileyim ya. Lütfen abone olun çünkü gerçekten güzel şeyler yapıyor. Emeğe saygı. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir dahaki TBT'de acaba Selin Sezgin burada olacak mı? Beraber göreceğiz. Tamam. Bakalım. Yani kısmet. Tabi orası bir özgüven yani şimdi. Herkes de ben değil yani. Neyse. İşte herkesin seni kalp kaşıyor.